Bütün herkesi bir anda ekart ediyor. Vedat Muriç'in koşusu var. Vedat Muriç. Şimdi yaptı aşıkmayı. Vedat Muriç direkten döndü. Akıllıca bir şut yaptı. Direkten döndü. Bakın. Bakın muhteşem bir düşünce. Ama maalesef direğe takılıyor. Şunlara soğuk bir duş aldıralım. Haydi. Gel gel gel. Biraz daha. İşte böyle. Ay çok bastım lan. Çok gitti ha. Hulk sen ne yapıyorsun manyak herif? Ulan çok mutlu bastım diyorum ha, çok gitti diyorum. Hulk ne yaptın ya? Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe ile kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz yine Avrupa'da bir kupaya katılmıştık. Öncelikle şu antrenmanımızı bir yaptıralım. Bak, Fenerbahçe'de zaten ne çalıştıklarını bilmiyorum. Ben ama adam akıllı çalıştıracağım bunları. Biliyorsunuz Avrupa'da bir kupaya katıldık, özel bir kupa ve şu an kimle oynuyorduk? Monaco ile oynuyorduk herhalde. Evet aynen. Monaco ile oynayacağız. Grubumuzda Monaco, Leganes, Celta Vigo var. Celta Vigo'ya 2-0 ve 3-1 yendik. Üstüne kattık. Leganes denen takıma yenildik ya. Öncelikle şu bildirimlere bir bakalım arkadaşlar. Alper Potuk satıldı. Bu ne diyor? Tamam. Aferin. Yürü git lan Alper. Git. Git. Git 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 git. Şunu sil, bunu sil. Alper Potuk'tan kurtulduk. Monaco ile oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Buyurun efendim, Monaco maçı başlasın. Şurayı hemen hızlı hızlı belirleyelim. Evet, ilk 11'e şöyle bakacağım zaman sağ bekte İzda, Falet yanında Juan Jesus, Laxalt oynuyor. Ozan Tufan göbekte, Luis Gustavo yanında, sağ tarafta Hulk biliyorsunuz ilk maçta çok çılgın bir gol attı. Sol tarafta Rodriguez, Kruse ve Muriç olarak şu anda Fenerbahçe'nin ilk 11'ini görüyoruz. Bakalım bu nasıl bir mücadele olacak? Bu arada yorumlarınız benim için çok önemli. O yüzden yorumlarınızın hepsini okuyorum. Tabii ki FIFA oynarken abi mantar bilek çek, abi işte nedir WW2K çek diyen kardeşlerimiz de oluyor. Onlara da selam olsun. Sağ olsunlar isteklerini söylüyorlar ama biz FIFA'dayız arkadaşlar. Dedikten sonra mücadelemiz başlıyor. Vedat Muriç. Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlı. Uzun süre sonra takımını Avrupa kulüpleriyle oynarken görüyor. Laxalt. Rodriguez şimdi göbekte Jailson'u gördü. Ne Jailson'u? Gustavo. Topla buluşan Ozan Tufan. Şimdi sağ bekte İzda. İzda baktı, Hulk'u kaçırdı. Hulk şöyle baktı arkadaşlarına ama biraz geç kaldı. Bir tık geç kaldı. Tuve. Kötü top oldu. Top yine Fenerbahçe'de. Monaco Şükrü Saraçoğlu'nda. Şimdi topla buluşan Hulk. Görüyorsunuz taraftar çıldırıyor. Nasıl çıldırma bu? Şimdi Ozan. Solda bir boşluk var. Gustavo görürse tehlikeli olabilir. Şimdi Rodriguez kaçırdılar. Rodriguez. Rodriguez. Evet. Rodriguez'in biraz daha çalışması lazım. Cesc Fabregas. Monaco'ya mı geldi ya bu çocuk? Ne yapıyorsun Fabregas sen orada? Rodriguez şimdi sol tarafta rakibini karşıladı. Fabregas. Eyvah. Eyvah yapmayın çocuklar. Diego Laxalt hemen geldi orada ama bir an önce... Oğlum nasıl çalımlar bunlar? Laxalt geldi ve alamadı. Aman aman aman. Bravo Altay. Bravo Altay. Tehlikeli geliyor Monaco. Şimdi soldan giden Kruse'yi... Ne? Rodriguez'i gördü. Muriki. Vedat Muriç çok güzel bir top attı. Rodriguez'in hızını kullanma vakti. Rodriguez hızını kullandı. Çekti topu. Oo güzel yatırdım lan herifi. Şimdi Gustavo. O da pas. Lan dışarı lan. Delirtme ya. Lan dışarı lan şöyle ya. La bu FIFA ne biçim oyun oğlum? Ne salak bir oyun bu ya. La beni kudurtma ya. Ya. Tamam diyor. Hoca tamam diyor. Aptal bir oyun olmasına rağmen FIFA'ya tamam diyor yine de. Yine de oynayacağım ben diyor ve son anda Juan Jesus Roma'dan transferi Fenerbahçe'nin delirtiyor bu oyun. Teknik direktör Toygun delirtiyor. Şimdi sol tarafta yine Rodriguez kaçtı. Monaco oralarda boşluk veriyor. Süratlenirse hızlı. Şimdi Rodriguez yaptı ortayı, arka plan olmadı. Arka tarafa gelmedi top. Golovin. Max Kruse önünde baskı yapıyor. Baskı yapıyor. Fenerbahçe gayet diri başladı. Oyun eğer düzgün olsa belki bir gol atmış olabilirlerdi. Orada hemen Rodriguez savunmasına yardımcı oldu ve takımına topu kazandırdı. Juan Jesus baktı ön tarafta. Gustavo'yu gördü. Yine Rodriguez koşuyor. Rodriguez bayağı yoruldu. Şimdi Kruse'ni... Vedat'ın önüne koş... Olmadı. 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 Yapmayın çocuklar. Max Kruse... Orada Toure'nin önünü kapatmak istedi. Galavin. Fabregas topla buluştu. Çok güzel. Yanlış bir top attı. Topla
ilerlemeyi çok seviyor Rodriguez fakat iyice yoruldu. Luis Gustavo ile hata geliyor Fenerbahçe. Gustavo içeri doğru kat etti. Gustavo! Olmadı. Olmadı. Neden orada şut atmayı denedi kendi de bilmiyor. Monaco'ya karşı ilk şut Fenerbahçe'den geldi. Juan Jesus orada ikili mücadeleyi kazandı. Şimdi Hulk'un kaçmasını bekliyor Isla. Isla çok süratli. Isla baktı içeri yaptı ortasını. Vedat Muriç biraz yavaş geldi oldu. Yavaş oldu. Keşke kontrol etseydim Vedat. Sanki bunu yapan ben değilmişim gibi Vedat'a söyleniyorum. Vedat önde baskı yaptı şimdi. Daha çok topu Hulk'la buluşturmaları gerekiyor. Sağ kanatta. Bir tık daha böyle iyi olmuşum değil mi arkadaşlar? Böyle bir tık daha böyle derli topla oynamaya başlamışım gibi sanki hani. Bak karşımızdaki Monaco yine ara sıra top kazanabiliyorum falan. Sağ, şimdi sağ taraftan geliyor, sol taraftan geliyorlar. Allah. Allah. Kötü çalım yedim ha. Adam yemin ediyorum top etti beni. Şimdi hızlı çıkma şansı. Gustavo. Şimdi baktı arkadaşlarına yine Rodriguez'i gördü. Sol kanatta Rodriguez. Şimdi tek top. Vedat Muriç. Kruse. Kruse gidiyor. Kruse geçti rakibini. Kruse kaleci. Kruse çok güzel rakibini geçti ama güzel bir plase sonucunda kaleci topu çıkartmayı başardı. Bravo Kruse diyoruz. Gustavo şöyle bir baktı arkadaşlarına. Şimdi Rodriguez. Hulk'la oynamak istiyorlar. Hulk. Tabii konuşamadı. İçeride boşluk var ama geçmedi. Oğlum nasıl bir müdahale yapabiliyor bu oradan bu ya? Ben anlamıyorum ya. Neyse. Devam ediyoruz. İkinci yarı başladı. Fabregas. Adam akıllı gelemiyor Monaco. Fenerbahçe gerçekten çok diri oynuyor. Teknik direktör Toygun'un ellerinde bu takım yükselişe geçecek inşallah amin. Şimdi sol tarafta Rodriguez hemen rakibini karşıladı ve hemen gördüğünüz gibi destek oldu. Juan Jesus. Hata yapma Jesus. Aldı kalesini oynadı. Çok güzel. Altay. Şimdi Faret. Sağ bekte. Isla topla buluştu. Hulk'un kaçmasını bekliyor. Benim hatam ya. Ulan. Yanlış yaptım ya. Tamam bak yanlış yaptığım zaman da bunu kabul ederim. Aman yapmayın çocuklar. Vurdurma aferin. Şimdi Ozan Tufan. Yine hızlı çıkabilir Fenerbahçe. Sol tarafta büyük bir boşluk var. Şimdi Hulk'un önüne. Hulk topla buluştu. Hulk tek top yapmak istedi ve yaptı. Hulk niye koşmadın canım? Neyse sen büyük topçusun Hulk. Sanırım top biraz hızlı gitti. O yüzden koşmadı. Akıllı adam. Boşa ne koşacak? Laksat. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden. Laksat sol tarafta Rodriguez oynadı şimdi. Tekrar al buluştu topla. Şimdi Max Kruse sol tarafta. Aman offside mı? Orta geldi. Aa offside yok. Ne anlatıyorsunuz spikerler? Ben zaten burada spikerim. Vedat Muriç orta alana kadar geldi neredeyse. Faul yaparak durdurmak istedi ama avantaja devam ettirdi hakem. Cüneyt Çakır maçı yönetiyor. Cüneyt Çakır saçlarını boyatmış sarı olmuş. Şimdi Isla. Ozan Tufan. Fofana'yı karşıladı Ozan Tufan. Soldan gelmek istiyorlar. Monaco takımı daha çok sol kanadı kullanmaya çalışıyor. Çok güzel top etti vallahi. Aman yapmayın. Juan. Juan gerçekten çok tecrübeli. Hulk'la geliyor Fenerbahçe. Orta alanda boşluk var. Şimdi koşu yapan. Şimdi çok güzel geldi bu takım. Hulk. Hulk vurdu. Kruse. Kruse oğlum al önüne git işte ya. Hulk da arkadaşlar çok iyi şut atabilen bir futbolcu. O yüzden deniyorum Hulk'la. Şurada Kruse niye top alıp gitmiyor oğlum? Aptal aptal böyle bir topla tek izleyerek şey yapıyor ya. Göndereceğim seni Kruse. Arkadaşlar oraya Thiago Almada diye bir futbolcu var. 17-18 yaşında bir çocuk o da. Yani efsane bir çocuk. Efsane. Thiago Almada. Onu alabilirsem alacağım. Şimdi Laksalt. Ön tarafta. La oğlum. Ya var mı replay ya? Nerede lan şu pozisyon tekrarı? La bu ne salak bir oyun oğlum ya. Hızlandır. Abi bak şimdi. Kamerayı nasıl ben değiştirebiliyorum ya? Ya bu topa sen niye gelmiyorsun oğlum? Kıçını kaldıramıyor. Şuna bak kıçını kaldıramıyor ya. Ya Vedat git oğlum ya. Sağda yine boşluk var. Laksalt Agüler'i karşıladı. Laksalt ama yapmayın çocuklar. Ben yeder çok tehlikeli. Ceza sahası içinde topla buluştu. Falet. Falet aferin oğlum. Aferin Falet.
Kimi kimle değiştiriliyor? Kuru cezayet değişikliği. Bir dakika arkadaşlar, hemen değişikliklere bir el atalım. Benden Allah yarı oynatır mısın diyen kardeşim vardı bir tane ama sanırım maalesef kadroya almamışım kendisini. Biraz daha agresif bir futbol oynamak istiyoruz, o yüzden Ferdi Kadıoğlu'nu da oyuna sürelim. Ya çıkart şu Vedat'ı ya. Deniz Türüç. Gel hadi Rodriguez'e değiş sen de. Jason kalsın, istemiyorum. Evet, daha transferlerimiz olacak bu arada. Bu maçtan sonra biraz transfer yapabiliriz arkadaşlar. Fenerbahçe'de de oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Sarıcı Acıvertli takım bugün gerçekten kazan. Oğlum! Zayt. Zayt şimdi Mevlüt'le oynadı. Mevlüt çok güzel topu sakladı, takım arkadaşlarına baktı. Şimdi pasını aktardı. Laksalt. Mevlüt bindir oğlum, Mevlüt bindir. Göbekte Gustavo. O da oynadı şimdi. Zayt. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu biraz yavaş bir şut oldu ama korneri kazandı Fenerbahçe. Hulk Emre değişikliğini istemiyorum. Yardımcı antrenör diyor ki, hocam diyor değiştirebilirsin. Aha aha. Hulk'u değiştirsem şimdi bu... Ulan hadi lan, bir tane koyar mıyız he? Hadi be oğlum. Hadi Hulk. Hadi Hulk. Hadi Hulk. Hulk gerildi. Hulk vurdu. Oğlum manyak mı bu? Nereden çıkarttın? Nereden çıkarttın o topu? Manyak herif. Ulan ne çıkarttı be? Orta geldi. Palet yükselmedi, yükselemedi çünkü. Şimdi topla buluşan Deniz Türüç. Baktı içeride arkadaşları var. Yaptı pasını. Mevlüt. Oğlum pasını atsana. Şu tarafa. Ha? Zayt. Lan yanlış tuşa bastım. Ay aman 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 aman, yine yanlış tuşa bastım. Hay Allah ya. Laksalt geldi, orada karşıladı. Şimdi son atak şansı belki de. Gustavo. İçeride arkadaşı boş. Halk. Mevlüt'le oynadı. Şimdi bu Halk. Halk vurdu, gol oldu. Mükemmel oynuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe mükemmel oynuyor. Halk yine golünü attı. Yine golünü attı. Allah'a çok şükür. Halk Allah'a dua ediyor. Halk Müslüman oldu. Gerçekten muhteşem, gerçekten mükemmel bir organizasyon ya. Mevlüt oyuna girer girmez Fenerbahçe'nin kaderini değiştirdi, görüyorsunuz. Halkı çıkartmayacağım diyor. Mevlüt'ün pası çok güzel. Halk vurdu, gol oldu. Fenerbahçe şimdi de son dakikalarda öne geçti ve Monaco'ya soğuk bir duş aldırdı sayın seyirciler. Hadi oğlum, son 1-2 dakika. Sabredin çocuklar, sabredin. Oyuncu değişikliği hakkımız kalmadı. Buradan Hıdvan hocama da selam olsun. Agüler. Laksalt orada karşıladı. Geldi hemen, pozisyonunu bozdu. Laksalt. Bravo Laksalt. Bravo oğlum. Mücadele sonlanmak üzere. Bir top hoşluk olmazsa eğer, Fenerbahçe buradan galibiyetle ayrılan taraf olacak. Bastı orada. Yapmayın. Yapmayın oğlum. Yapmayın. Heh. İşte bu. Fenerbahçe kendi evinde Monaco'yu 1-0 deviriyor Fransız devine. Soğuk bir duş aldırdı Fenerbahçe arkadaşlar. Güzel başta. Vallahi güzel maçlar dedim. Dedim size, Fenerbahçe'yi yükselteceğiz. Fenerbahçe'yi uçuracağız. Ya ben bu müzikleri kapatıyorum telif yemeyeyim diye. Şu arada illa çalma oğlum lan, telif yiyorum be. Oraları kesmek zorunda kalıyorum ondan sonra. 15 milyon dolar transfer bütçemiz var arkadaşlar. Buradan 1300 de para geldi. Mis, bakın. Baba hemen Thiago Almada'yı alır. Bana transfer şeyleriniz geliyor, tavsiyeleriniz. Hepinize teşekkür ederim. Yazmaya devam edin. Ben onların hepsini değerlendiriyorum ama önceliklerimiz oluyor arkadaşlar. Açıkçası 18 yaşındaki bir futbolcuya yatırım yapmak benim için çok böyle ilgi çekici oluyor. Bak bu çocuk efsane gençler. Vallahi efsane. Geçen kayıtta ben bunu bulmaya çalışıyordum. Bir türlü ismini bulamamıştım. Thiago Almada, umarım bana gelirsin oğlum. Ah oh, çok güzel. Oo çok güzel. Almada'yla bir görüşme gerçekleştirin. Efendim hoş geldiniz, merhabalar. Sizin ufaklık, 18 yaşındaki ufaklığa biz talibiz. Verirseniz seviniriz. Hadi bakayım. Öncelikle anlaşmak istediğimizin transferin türü kesinlikle satın alma opsiyonu. Bir dakika, bir geri geleyim. Oyuncu değişimi. Kardeşim, sana ben kanat oyuncularımdan kimi verebilirim? Bakıyorum şöyle. Bak, Diran. Deniz Türüç'ü veririm lan. Ha. Ne diyorsun Deniz Türüç'e? Bakın Almada adlı oyuncuyu kıyasını düşünebiliriz ama karşılığında bir miktar bir orta saha oyuncusu ve kaleci. Bakalım, tamam orta saha bakalım. Oğlum orta saha bakalım. Kim var? Gustavo, Zayt, Ozan Tufan. Şimdi arkadaşlar ben bunu Zayt'in yerini almayı düşünüyorum. Al.
Zayt'la kafa kafaya girer misin? 6. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yeni transfer ücreti sunar. Size ben 5 milyon dolar veririm abi. Zayt'ı alabilirsiniz. Zayt'ı ben severim ederim ama almadı diyoruz ya. Tiago almadı, efsane bir çocuk. Gerçekten çok iyi. 5 milyon dolar okey miyiz? Bak ne siz ne biz. Bu daha iyi bir teklif diyor. Bu da çok gerizekalı çıktı ya. 6,5 milyon dolar istiyordu. Ben 5 verdim. Aa bu daha iyiymiş dedi. Daha tebrik ederim. Tebrik ederim. İnşallah karşıma gelen herkes senin gibi çıkar delikanlı adam. Hemen görüşme yap diyelim. Tiago almada daha çok genç. Çok genç bir çocuk. Eline birazcık para tutuşturalım, ondan sonra hemen bu çocuğu kandıralım, transfer edelim. Tabii ki bu çocuk oynayacak. 5 yıllık. Aynen öyle dostum. Ben de 5 yıllık istiyorum zaten. Olmasın be oğlum. He? Parayı basıp almasınlar be. Ne diyoruz? Vallahi istemiyorlarmış. Tamam. Arkadaşlar şuna bir 30 bin euro verelim. Tamam, 50 bin euro da eline para verdiğimiz zaman bunlar genelde kabul ediyorlar ha. Gerçekten bence iyi bir fiyat bu. Ne diyorsunuz? Var mısınız? He bak, 5 yıl boyunca efsane bir çocuğu kadroma kattım abi. Efsane bir oyuncu. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir transfer daha gerçekleştiriyoruz. O da stoperin göbeğine olacak arkadaşlar. Çünkü iki tane stoperimiz var. Bir tanesi Juan Jesus. O sol ayaklı. Bir de Simon Fallet var. O da sol ayaklı. O yüzden hemen iyi bir stoper alacağız. Kayer gelir mi lan? Ne diyorsunuz? Gelir mi lan acaba? Şşş. Kayer ne diyorsun? Olur mu lan? Ne diyorsun? Ha, Kayer. Gelmiyorsun. Yavşak ya. Yavşaksın sen. Seni zaten ben istemiyordum. Sen gelsen de ben seni istemiyordum aslında. Canlar, bakın kimle görüşme halindeyim. Hadi size sürpriz olsun. Bak, geçmiyorum. Bakın şimdi kimle görüşüyoruz. Bakayım çıkarabilecek misiniz? İnşallah ismi falan yazmaz. Lan yazıyormuş komple. Şurada adamı gör. Çağlar Söyüncü'yü. O da sol ayaklı ama olsun. Olsun. Türko. Şimdi diyeceksiniz ki abi ne alaka ya diyeceksin. Ben diyeceğim Türko. O yüzden al sana Samet. Nerede? Aa, Faleti veremiyoruz değil mi? Tabii Faleti veremiyoruz. Falet bizim değil ki. Santforlarda kimler var? Vedat'ı vermeyeceğim elbette. Kanat oyuncularından. Sana Deniz Türüç'ü vereyim mi? Çok iyi bak adama. Ne kadar? 23 milyon mu? Tamam, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bizim. Zaten ben sol ayaklı stoper aramıyordum. Benim sol ayaklı. Niye böyle yanlış bir şey yapayım ya? Sol ayaklı stoper aramıyorum ben. Evet canlar. Gerçekten stoperimizi bulduğumuzu düşünüyorum. Jerome Boateng'e gidiyoruz. Bayern Münih'teki Jerome Boateng. Hemen bir deneyelim bakalım. Oyuncu değişiminden muhteşem bir adam var elimde. Muhteşem. Dehşet. Deniz Türüç. Muhteşem bir çocuk. Ne diyorsunuz? He? Tamam, ne kadar? 12 milyon dolar diyorsun. Şimdi onu gel biraz biz kırpalım. Tamam mı? Yeni bir transfer ücreti sunalım sana. Kardeşim sana 9 milyon dolar ne diyorsun? He, böyle başyak mı? Ne diyorsunuz 9'a? Boateng için 13 gibi. Lan oğlum bari 12 yapak. Dur ya. Oğlum o kadar param yok lan, istemeyin bu kadar para benden ya. 10 milyon olmuyor mu lan bu iş? Lütfen be. 1300. He. Nasıl yapacağız? Düşünüyorum. Al lan. Hadi kabul ettim. Sonrasını düşünmüyorum. Bakın ne olacak şu an bilmiyorum yani. Hadi bakalım. Nasıl kabul edebiliyorum? Şu an nasıl ilerliyor bu iş anlayamadım. Maaş bütçesinden keseriz belki. Olur mu öyle? Çok önemli. Çok önemli. Boateng bizim ilk 11'imiz olacak yani. Harika. Beklentimiz oyun. Tabii hiç sıkıntı yok Boateng. Şimdi sözleşme. 2 yıllık. 3 yıl olur mu Boateng? Ha? Bir deneyelim mi bir? Hadi bir zorlayalım be. Boateng 3 yıla ne diyorsun? Tamam. 3 yıla okey çekti. 35 milyon 100 bin. Tamam oğlum al. 35 milyon dolar veren alsın götürsün. Bence de gayet makul. Şimdi maaş işini bir konuşalım. Evet. Kendisine bu kadar para versem olur mu? Ne diyorsun? 70 bin dolar ne diyorsun? Dostum ben o kadar para veremem. Veremiyorum ki. Kabul et dersem ne olacak şu an? Ben aldım mı oğlum şimdi bu adamı? Şimdi ben
Bu koşulları karşılayamıyorken aldın mı la bunu? Bakayım. Hemen bakıyorum. Tabii ki alamadım. Yani alabiliyor olsaydım bir şey... Almışım lan. Bu nasıl oluyor ki? Tamam, evet. Evet arkadaşlar, çok çılgınca şeyler yaşanıyor şu an Fenerbahçe'de. Hiç anlayamadığım şeyler oluyor. İyi ki de oluyor. İyi ki de oluyor. Fenerbahçe gerçekten efsane bir takım kurdu bu sayede. Devam diyelim. Neyse, üzüm yiyip bağını sormayalım arkadaşlar. Muriç için 13 milyon satın almak istiyor PSV. Öyle 13'e falan vermem Muriç yani. Hemen bir görüşme gerçekleştirelim. 13'e falan olmaz abi. Ben en son 19'a sattığımı hatırlarım onu yani. 19'a sattığımı hatırlıyorum. Öyle bir şey yok dostum. PSV. Öyle bir şey yok. Verirsen 19'u alırsın 19'u. Al bakayım. 19.300 verirsen al abi. Verdi la. Al PSV, al git, al git, al git. Karşı onun yerine biz var ya, bomba bir şey transfer ederiz abi. Bak ne yapacağım biliyor musun? Çekeceğim abi Kuruzi'yi oraya. Tamam mı? Neyse bir sonraki şeyde yaparız. Kuruzi'yi çekeriz forvete. Oynarız acı. Aa, yarı final maçındayız lan. Arkadaşlar yarı final maçı. Çok heyecanlı. Acayip heyecanlı. Kadroya bir bakalım şimdi tekrar şöyle bir. Ozan Tufan göbekte. Rodriguez tamam. Sol tarafa bir tane futbolcu alacağım. Ya da ne bileyim bir kanat oyuncusu alacağım yedek için. Laxalt, Juan Jesus ve Boateng var. Jerome Boateng'i getirdim ben bu takıma. Ben daha ne yapayım bu takıma ya? Başlayalım. Ha bir dakika, Almada nerede lan? Dur. Diego Almada'yı oynatacağım ben bu maçı. Gel. Gel lan. Hadi. Ozan Tufan yerine bu maçta Almada oynasın. Almada normalde Max Kruse'nin yerinde oynuyor arkadaşlar ama sırf bu maçta kendisini görmek için oynatacağım abi. O adamların rengi böyleyse bizimki de hiç karışıklık olmasın. Görüyorsun değil mi Boateng'i, görüyorsun. Bak aslan gibi eleman. Aslan, aslan. Yalnız diğer herif daha aslan gibi. Lan o ne diyor oğlum, aygır mısın nesin? Şimdi bakın görüyorsunuz nasıl çalışıyor. Bak bak Kruse'ye bak nasıl çalışıyor bak. Bak oy ne kadar güzel bir şut. Aman Allah'ım. Ay çok güzel. Devam ediyoruz. Ve mücadele başlıyor. International Cup'ta Fenerbahçe yarı final mücadelesini yarı final mücadelesinde Wolves'la oynuyor. Haydi bakalım. Yine ön tarafta baskı kuruyor Fenerbahçe takımı. Max Kruse ile. Vedat Muriç yine kaldıramıyor bir taraflarını. O Amotinho. Vedat Muriç'e laf ettik geldi aldı. Hayırdır dedi ya. Hayırdır dedi ya. Vedat Muriç. İyi bir şey yaptı ya. Hemen bir müdahale etmesi gerekiyor yani. Vedat'cığım tebrik ediyorum. Diego Jota çok güzel. Laxalt orada rakibine baskı yapınca takımına tacı kazandırdı. Şu topla buluşsun bir dur. Nerede o çocuk? İşte Thiago Almada. Thiago Almada tek top oynadı. Wolf. Hulk şimdi koşusu var Almada'nın. Almada ilk maçında asist gelir mi? Yaptı ortaya ama geçmedi. Nasıl hızlı gördünüz mü abi? Tıkır 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 gidiyor vallahi. Aferin lan bu çocuğu seviyorum ha. Laxalt orada geçit vermedi. Laxalt. Bu futbolcuyu size tavsiye ederim çocuklar. Kesin görün. Şimdi topla buluşan Kruse. Kruse oynadı Almada'yla. Almada bıraktı çok güzel. Şimdi Gustavo. Ay. Biraz daha hızlı olsana be Gustavo be. Yaptım pası da. Aha. Kruse. Çıkamadı oradan. Çıkamadı. Rodriguez. Hemen rakibinin önünü kapattı. Az kalsın alıyordu Rodriguez. Oğlum Rodriguez'e bak, köpek gibi oynuyor ha. Ne oldu oğlum? Ne seni bu hale getirdi? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Ooo adamaya bak sen. Böyle pas falan. Aa Ruben Neves diyor la. Raul. Şimdi Laxalt. Laxalt orada adamayı karşıladı. Memleket meselesi haline getirdi orada. Oğlum bu Gustavo koşamıyor ya. Gustavo baya koşamıyor hem de. Hızlı atak şansı Fenerbahçe için. Kruse çok sıratlı topla. Oğlum sen de bindirsene la. Çok güzel bir top. Şimdi Kruse'nin önüne yine. Kruse baktı arkadaşına. Almada. İçeride Vedat. 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 Nasıl çıkarır bunu ya?
Oğlum nasıl çıkarıyorsun sen bunu lan? Aferin sana kaleci, çok beğendim. Bir kafa geldi. Nasıl gol kick lan? Bir kimse dokunmadı mı şurada? Fenerbahçe gerçekten yine çok etkili başladı. Teknik direktörleri Toygun'un kendilerine özgüveni aşılamış belli ki. Boateng. İsta vurdu kafayı. Thiago. Almada şimdi bıraktı. Solda bir boşluk var. Gustavo şimdi oynadı. Ay yapma Rodriguez. Ay. Yapma Rodriguez, sana güveniyoruz koçum. Hemen hatanı telafi et. Gel oğlum. Aferin sana oğlum. Aferin sana. Thiago Almada. Fenerbahçe'nin çok şey beklediği ikinci genç futbolcusu. İlki Laxalt olabilir. Vedat Muriç Almada ile oynadı. Almada orada bir çalım attı ama görüyorsunuz çocuk kalite. Çocuk her yerinden kalite akıyor. Burada bir şeyler deviriyorum. Hulk şut atacak şimdi. Hadi oğlum Hulk lan. Sarı kartı da öyle aldırır işte. Almada oğlum bu. Thiago Almada. Hareketli çocuk. Tabii ki topa. Hulk vuracak. Haydi Hulk. Haydi Hulk. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Şunlara soğuk bir duş aldıralım. Haydi Hulk. Gel. 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 Biraz daha. İşte böyle. Ay çok bastım lan. Çok gitti ha. Hulk sen ne yapıyorsun? Manyak herif. Ulan çok mutlu bastım diyorum ha. Çok gitti diyorum. Hulk ne yaptın ya? Ay gole bak ya. Lan işte bu kadar basit oğlum. Bir tane adam alırsın şu golü yaparsan, tamam mı? Maçı kazandırır ya. Ulan bir tane transferiniz yok şöyle adam akıllı ya. Bir tane transferiniz yok abi. Şöyle alsın maçı, hani kilit noktasında maçı çevirsin. Görüyor musun abi bu işi? Hulk işte. Burada da yönetime biraz sitem ettim. Fenerbahçe taraftarı çıldırıyor çıldırıyor. Azınlık azınlık, bir avuç şu kenarda köşede bir yerdeler. Görüyorum. Gel buraya. Aa Moutinho. Moutinho burada mıydı lan? Juan Moutinho nerede, ben ne oldu falan diye merak ediyordum bunu geçenlerde. Yapma 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 yapma. La oğlum yapmayın la. Uff. La adam çekemiyorum adam. Basıyorum da gelmiyor. Oğlum ne vurdu la herif? Vallahi sağlam şut attı ha. Direkten çıktı top. Ay. Evet. Fenerbahçe'nin taktiğini görüyorsunuz. Geriden kısa pas. Laxalt topla buluştu. Laxalt. Bak öyle okunuyormuş bu arada. Onu da yine öyle. Laxalt. Thiago Almada. Süratli bir futbolcu. Şöyle bakte. Oğlum nasıl hızlı dönüyor biliyor musun? Görüyor musun abi? Bütün herkesi bir anda ekart ediyor. Vedat Muriç'in koşusu var. Vedat Muriç. Şimdi yaptı aşıkmayı. Vedat Muriç. Direkten döndü. Akıllıca bir şut yaptı. Direkten döndü. Bakın. Bakın muhteşem bir düşünce. Ama maalesef direğe takılıyor. Fenerbahçe gerçekten çok etkili bir futbol oynuyor rakibi Wolves karşısında. Aman Allah'ım. Bu takım olmuş. Bu takım olmuş görüntüsü çiziyor şu anda. Henüz lig başlamadı ama Fenerbahçe Avrupa Kupası'nda şu anda kendisini gayet iyi bir şekilde gösteriyor. Johnny. Johnny şimdi sol bekte baktı arkadaşlarına ama Vedat Muriç geldi hemen orada baskı yaptı ve topu rakibinin ayağından almayı başardı. Vedat tekrar soldaki rakibini kovalıyor. Vedat. Vedat aferin oğlum. Vurdurma. Vurdurma. Boateng ne yaptın canım mı? Hah aferin Altay. Hemen şöyle aşağıya oyna. Aferin oğlum. Tek top oynadılar. Şimdi hızlı atak şansı. Thiago Almada topla buluşmuşken hakem yine Cüneyt Çakır ilk yarının sonucunu belirliyor ve Fenerbahçe deplasmanda zorlu mücadelede 1-0 önde. Devam ediyoruz efendim. Müzik çalmaya başladı hemen. Tın 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 tın. Telif yiyeceğim çabuk. Tın tın tın. Tamam. Hızlı şimdi atak şansı, yine Kruse topla buluştu. Topla çıkıyor. Şöyle bir baktı takım arkadaşlarına ve oynadı Thiago Almada. Fenerbahçe takımı yavaş yavaş yerleşiyor. Boateng. Fenerbahçe'nin yıl transferi. Almada boş orada. Thiago Almada. Thiago Almada çok süratli. Yaptı ortasını. Bir vuruş aman Allah'ım. Savunma girdi araya. Almada ilk maçında gerçekten çok etkili oynuyor. Thiago Almada. Gustavo yap oğlum onu. Vur. Aman be oğlum be Kruse be. Aman be oğlum, daha iyi vur şu gol, gol olsun. 2 olsun bizim olsun be. 6 saniye kuralı hemen devreye girdi. Ben onu 7 saniye diye hatırlıyordum ya. 6'ya mı düşürüldü? Kalecinin topu elinden çıkartma süresi. Neyse. Bayer Leverkusen falan diyorum, ne diyorum. Laxalt hemen orada rakibinin karşısına geldi. Laxalt, Laxalt. Öyle okunuyordu. Laxalt diyor. Laxalt.
Çıkar o top, çık. Lan çıkmadı lan. Aman. Aferin Altay. Aferin oğlum. Şöyle bir bakıyor şimdi takım arkadaşlarının dağılımına. Sakin diyor. Sakin diyor. Yine eliyle yerden başlattı. Boateng. Sol taraftan Laçalt'ı gördü. Laçalt. Şimdi koşu yapan Rodriguez. Mükemmel bir top. Geri Rodriguez. Topla bugün ilk buluşması denilebilir. Ooo penaltı. Ya da foul herhalde. Aynen foul. Ulan yine uçtuk gidiyorduk ha. Buradan da şut atmazsın değil mi? Aynen. Şöyle bir orta yapalım bakalım. Vedat vurur mu? Orta geldi. Vur! Ulan ya. Thiago hemen oynadı. Geri Rodriguez! Uhuu! Fenerbahçe çılgın gibi top oynuyor. Bu çocuklar futbolu özlemiş. Bu çocuklar futbolu özlemiş. Neler yapıyor neler. Hemen bir oyuncu değişikliğine gidelim. Şöyle yapalım. Thiago almada Kruse ile değişiyor. Orta alana biraz dinamizm gelsin diye Ozan Tufan Kruse ile yerini değiştiriyor. Ferdi Kadıoğlu yine forma bekleyen isimler arasında. Fakat şu anda oynatabileceğim kimse yok diyorum ve devam ediyorum. Oğlum neler yapıyoruz ya. Sen şu Rodriguez'in attığı şuta bak acı. Evet bir oyuncu değişikliği de Fenerbahçe'den geliyor. Oyuna giren isim Ozan Tufan. Şimdi kendi mevkisine geçiyor. Thiago Almada. Bakalım neler olacak bu maç devamında. Vedat güzel döndü. Şimdi oynadı. Oo hocam foul var lan. Oğlum eliyle ittirdi lan herif çocuğu. Rahat bırak lan. Lan ne yapıyorsun oğlum? Çıksın şu top lütfen. Heh. İzda. Arkadaşı Boateng'le oynadı. Boateng garanti oynadı. Şimdi topla buluşan İzda. Ozan Tufan. Baktı yanında Luis Gustavo. Şimdi göbekte topla buluşan Thiago Almada. Rakibini hızla geçti. Yaptı pasını ama faul oğlum, adamın ayağına basıyorlar lan. Faul var lan. Ver şu faulü. Değilse de ver. WhatsApp gel bakalım oğlum. Adamın ayağına basarız. Sabahtan beri bizimkilere basıyorlar, sen böyle şeyler yapmıyorsun. Güne çakır. Güne çakır. Aman aferin Vedat Muriç. Vedat'ı görüyorsunuz. Savunmaya bile yardımcı oluyor. Şimdi orada Denden Oker. Boateng geldi ve aldı seni. Bu yüzden transfer ettik diyor. Hulk. Hulk da takımına yardımcı oluyor. La oğlum tek top. Orada ben pas atmadım. Ne arıyor burada oyunda bu oyunda? Heyecandan pasa bastım sanırım. Ozan Tufan orada rakibini hemen baskı altına aldı. Şimdi Thiago Almada. Sol taraftaki arkadaşını gördü, çok güzel. Koşu yapmasını bekliyoruz Vedat'ın, inşallah bir gün yapar. Hulk hızlandı. Hulk baktı. Hulk'tan bir plase, çok yavaş oldu. Yapma Hulk. Yap oğlum karşı kaleye. Karşı direğe doğru yap. Açımı tam iyi alamadım belli ki. Yoksa Hulk var ya öttürür. Ozan Tufan şimdi yine Thiago Almada. Hop, Almada'nın pası çok güzel. Ozan Tufan. Ozan'dan sert bir şut çıktı. Fenerbahçe'de yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor Ozan Tufan. Vedat Muriç yerine şimdi Mevlüt Erdinç artık oyuna giriyor. Görüyorsunuz. Ozan Tufan'ın bu sert şutunda kaleci Stingaccio. Salladım. Keşke kornerden sonra çıkarsaydım. Neyse. Orta geldi. Hulk vuramadı. Vurdurmadılar. Gibbs White. Ne biçim Gibbs lan bu? Gibbs. Thiago orada tek başına baskı yapıyordu. Şimdi Laçalt. Laçalt. Düzelteyim. Laçalt. Ruben Neves. Laçalt orada rakibini karşıladı ama olmadı. Olmadı. Bu nasıl bir şey oldu şu an ya? Oğlum son dakikalarda yapmayın. Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Aferin. Biz bu savunmayı boşuna kurmadık. Şimdi Thiago almada. Orada çok güzel bir 2'ye 1 yapmak istedi ama orta alanda yakın oynadılar ve evet orada topu alacak Altay. Hemen eliyle başlattı. Geri Rodriguez. Topla uzun hızlı çıktılar. Şimdi Rodriguez'in koşusu var. Sol kanatıyı kullanıyor Rodriguez. Hop çekti. Çok güzel. Aşağıdaki futbol. Ya sıçma ya. Neyse kazandık. Yarı final mücadelesini kazandık. Deplasmanda da Wolves'i yenmeyi başardık. Fenerbahçe'nin gücünü herkese göstereceğiz delikanlılar sizi. Sizi çılgın çocuklar sizi. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. FIFA'yı normalde 2 günde bir atmayı düşünüyordum ama gerçekten çok yoğun bir ilgi var FIFA serimize. Daha henüz başındayız, o yüzden her gün atmaya karar verdim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.